Şimdi tabii biliyorsunuz 10 Nisan 2020'de o hani 2 günlük sokağa çıkma yasağının kötü şekilde başlamasında sorumluluğu Süleyman Soylu almıştı ve istifa etmişti ve Erdoğan bunu kabul etmemişti. Evet. O günün üzerinden tabii çok şey geçti. Bugün çok daha farklı tablo var. Şimdi Süleyman Soylu bir anlamda ciddi bir hedef ama Peker'in de bu olayla ilgili kasetlerinde, yani bütün kasetlerinde çerçeveyi çok dikkatli çizdiği ve Süleyman Soylu çerçevesinin dışına çıkmadığını görüyoruz. Burada benim tahminim Sedat Peker'i de bilgi olarak besleyen ve devlet içinde de Sedat Peker'e en azından bilgi aktaran ve onunla diyalog halinde olan bir yapı var. Sayın Özel Kuş, zaten bugün geldiğimiz noktanın Susurluk'tan farkı, Susurluk'ta devletin çete ve mafyayı kullandığı ortaya çıkmış ve bu kabul edilemez denmişti. Ama şimdi çete ve mafyanın devleti kullandığı ortaya çıktı. Evet. Tam tersi ve çok hüzünlü bir tablo var. Biz bunu alıştık. Böyle Sedat Peker'in videolarını bakalım bu sefer ne diyecek, 7.'si ne zaman diye bakıyoruz ama çok ağır bir tablo var ortada. Ve Süleyman Soylu'nun istifa edip etmemesinde aşan bir tablo var. Eğer bu olup bitenler Erdoğan'ın bilgisi dışında ise vahim. Evet. Bilgisi dahilinde ise daha vahim. Çünkü Türkiye'de artık bakanlar kurulu da yok. Yani bakanlardan oluşan bir kurul bile yok Türkiye'de. Tek tek bakanlar ve onların bağlı olduğu bir saray var. Ve hem Erdoğan hem de medyası şu anda hala suskun. Bu da bence perde gerisinde başka pazarlıkların olduğunu gösteriyor. Ya Süleyman Soylu'yu yükselterek kenara çekme gibi bir yöntem olabilir ya da Süleyman Soylu'yu yaralı olarak aynı şey değil ama şu anda Sayın Akar'ın, Hulusi Akar'ın pozisyonu gibi bir durumda Süleyman Soylu'yla çalışmaya devam edebilirler. Böyle bir belirsizlik var şu anda ve bu belirsizliğin perde gerisinde biz şu anda sadece kasetler ve onun sonuçlarına bakıyoruz. Ama Peker'in daha çok şey bildiği kesin. Zaten onun ucunu söylüyor. Eğer Suriye işine girerse bunun İçişleri Bakanı'yla sınırlı kalmayacağı da kesin. Bu durumda pazarlığın bence dolaylı olarak sarayla da yapılmakta olabileceğini düşünüyorum ben. Anladım. Bütün bunların ötesinde belki yine bu konuya devam edeceğiz ama Sayın Özel Kuş, şu anda Susurluk döneminde biz toplum müdahale etti ve söndür diye bir anımsayacaksınız. Işık yakıp söndürerek toplum bir aydınlık istemişti. Şimdi devlet kurumları o günden çok daha kötü. Çok daha kötü. Biraz hatta yok bile. Susurluk'la ilgili en çok geçen sözcük Başbakanlık Teftiş Kurulu. Böyle bir teftiş kurulu yok şu anda. Evet. En çok geçen sözcük Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu. Öyle bir kurul yok şu anda. Bitirdiler. Frensiz bir ülke var şu anda. Frensiz bir yönetim var. Peki. O nedenle şimdi ben toplumda da bu aydınlığı istemenin geçmişte hani aydınlık için 1 dakika karanlık eylemi olmuştu. Benzer bir toplumsal duruş da önümüzdeki dönem süreci etkileyebilir diye değerlendiriyorum. Peki. Şimdi